Analiz gündemde yeni bir bölümle sizlerle beraberiz. İsrafil Kuralay yine bizlerle beraber. Sayın Kuralay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün çok yine ederim. gündemimizde deprem var ve deprem sonrasında yaşananları konuşuyoruz. Ama aslında bu bölümde, bu programda konuşacağımız depremin hemen ardından yaşananlar, sahada yaşananlar, 10 ilde yaşananlar. Şundan bahsediyorum. Sahada Kızılay vardı, AFAD vardı ve sivil toplum kuruluşları vardı. Sivil toplum kuruluşlarının önemi, bu topluma kazandırdıkları, bize sağladıkları imkanlar, yararlar, faydalar, belki zararlar, bunları konuşacağız. Önce bir sizin görüşlerinizi alalım, arkasından sorularım olacak. Çok teşekkür ediyorum. Sıcak gündem deprem olmaya devam ediyor gerçekten. Onil'in büyük acısı yavaş yavaş dinmeye başladı. 40 binden fazla insan rahmeti rahmana kavuştu artık onlar için dua etmekten başka yapacak bir şey yok. Artık bundan sonra imtihan kalanlarla ilgili hem yaralılarla ilgili hem de orada yaşayanlarla ilgili bu yardım sürecini devam etmesi gerekiyor. İlk günler çok sıcak bir şekilde yardımlar devam etti. Herkes elinde ne varsa bütün imkanlarıyla seferber oldu ve sahaya çıktı. Devlet millet işbirliğini gördük. Bu çok mutluluk verici bir tablo. Tabi devlet afatıyla, kızılayıyla, Türk Hava Yolları ile oradaydı ve çok şey yaptılar ama millet de oradaydı. Gerçekten milletin merhamet damarı, yardım etme duygusu zirveye taşınmış oldu. Millet olma bilincini ve millet olma mutluluğunu açıkçası bu acının içerisinde yaşama fırsatı bulduk. Birçok gönüllü teşekkür, birçok gönüllü kuruluş hemen ilk günden sahaya çıktılar. Ki zaten birçoğu çok tecrübeliydi. Biz daha önceki afetlerde, daha önceki sıkıntılarda bu kuruluşları çok yakından tanıyoruz ve bu kuruluşlar kendilerini sahada buldular. Hatta fazlasıyla buldular ve milletin dertlerine derman olmaya onlar sahada buldular değil, direkt kendilerini sahaya attılar. Attılar yani, yani çünkü geçmişleri de çok, çok önemli, ve çok tecrübeleri büyük. var. Yani arama ile alakalı ekipleri hazır bütün teknik teçhizatları hazırlanmış ve bu işi bilerek geldiler. Yani Tabii kimse ki. geçen programda da konuştuk. Ben bu bu işle alakam olmadığı için deprem bölgesine gitmedim. Çünkü ben de depremzede de olacaktım. Ama onlar zaten bu işte hem tecrübeliler hem de yetkinliğe sahipler ve hemen kendilerini sokağa attılar. Çok çok birikimli kuruluşlar var. Ben de çok yakından tanıdığım kuruluşlar bunların birçoğu. Başta İHA geliyor. İnsanı Yardım Vakfı yıllardır dünyanın hemen hemen her yerinde bütün sıkıntılarda, bütün felaketlerde varlık göstermiş, kendini ispatlamış uluslararası bir kuruluş. Burada da bütün gücüyle ve imkanlarıyla İHH sahadaydı. Onun yanında işte Deniz Feneri, Sadaka Taşı, Beşir Derneği, Beşir Derneği'nin bir üst düzey yöneticisi de bu yardım sırasında Befat şehit etti, oldu yani. vefat etti. Onun dışında tabii iş adamı dernekleri Müsiyat 2000 konteyner kent kuruyor şu anda Maraş'ta. Onun dışında bütün şubeleriyle sahada oldu ve olmaya devam ediyor. İşte İstanbul'da bulunuyoruz. İstanbul Ticaret Odası çok büyük bir yardım tırlarla aşevleriyle destek olmaya çalıştı. Önder hakeza bütün şubeleriyle sahada. Ee, onun dışında e, işte yeryüzü doktorları. Müthiş bir performans gösterdiler. Evet. Günde 500 kişiyi tedavi ediyorlardı. Ee, aslında çok fazla dernek vakıf var. İsimlerini saymakta zorlanacağımı düşünüyorum. Yani herkes oradaydı ama özellikle de şunun altını çizmek istiyorum. Özellikle toplumun duyarlı kesimi. Biraz da medya açısından baktığımız zaman çok da Dikkat alınmayan, her gün eleştirilen, her gün hakaret edilen vakıflar ve dernekler orada varlık gösterdiler. İşte bunlardan daha başkalarını sayabiliriz. TÜGVAS'ı, TÜRGEV'i, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti gibi çok sayıda dernek, vakıf bütün imkanlarla ve güçleriyle sahada oldu. Herkes oradaydı. Yani eli eli hani eli ekmek tutan deriz ya şey olarak savaşa gideceğiz veya eli silah tutan. Elinden bu iş gelen, burada e, destek olabilecek herkes sahadaydı. Devlet, de, öyle, hepsine tabii. de tek, tek tek teşekkür etti ama Yine sahada herhalde senin derneğin, benim bu arada dernek ve STK dediniz, daha sonra vakıf dediniz. Evet. Bunu da konuşalım. Konuşalım yani, tabii. Yani vakıf ne demek, STK ne demek? Bunu da teknik terim olarak değil. Yo arasında çünkü... büyük bir fark var. Şöyle bizim kültürümüzde tabi vakıf zaten gönüllü teşekkür olarak binlerce yıldır kültürümüzün içinde var olan bir şey, müessese. Yani hatta Hazreti Peygamberimizin Medine pazarından hisbe teşkilatlarından, eh, ahilik ve lonca teşkilatlarına kadar giden uzun bir geçmişi var. Ya yani biz bir vakıf toplumuyuz. Vakıf aslında toplumu ayakta tutan müessese. Hem hizmet müessesesi hem destek müessesesi hem eğitim müessesesi hem sigorta müessesesi gibi birçok özellikleri içinde barındıran bir kurum. Fakat dernek daha sonra oluşmuş. Yani STK Kavramı biraz daha batılı ve 1980'li yıllardan sonra hı hı. Türk toplumuna da girmiş bir kuruluş. STK kavramı aslında bize göre de çok değil. Bizde bunun karşılığı var işte. Gönüllü Teşekkürler evet. dediğimiz kültür. Vakıflar var. Kültür bu bizim şu andaki vakıflar ve dernekler üzerinden yürüyen bir kültür. Aslında bizim toplumumuzun bu yardımlaşma, dayanışma vasfı biraz da medeniyetimizin de getirdiği bir şey. Yani zorunluluk, inancımızın getirdiği bir zorunluluk, Müslüman olmanın getirdiği bir zorunluluk, insanlara yardım etmek, iyiliği çoğaltmak, bizim medeniyetimizin bize öğrettiği, bizi mecbur kıldığı bir durum. Bugün baktığınız zaman Türkiye'de işte 130 bine yakın bir STK'dan söz ediyoruz. Bunların büyük çoğunluğu dernekler, bir kısmı da vakıflardan oluşuyor. İşte sendikalar var, odalar var filan topladığın zaman bir 130 binlik bir vakıf ve dernekten söz ediyoruz. Burada da bu vakıf kültürünün saha yansımasının sonucunda iyiliklerin çoğaldığını hissettik. Ama burada şöyle bir soru da var. Bunun devamının gelmesi lazım. Devamını getiremezsek şu anda bir şok dönemi atlatıldı. Ölüler enkazdan çıkarıldı. Yaralılar çıkarıldı, işin tabiri caizse büyüklüğü ve fotoğrafı görüldü. Görüldü evet. Ama asıl bundan sonra imtihan başlıyor, bunun devam ettirilmesi devam lazım. Ettirilmesi. Oradaki insanların psikolojik rehabilitasyonu, ondan sonra ekonominin devam ettirilmesi, çocukların eğitiminin devam ettirilmesi gibi uzun vadeli bizim önümüzde ciddi problemler ağı olarak karşımızda duruyor. Şimdi onun için vakıf ve derneklerimize belki buradan şunu önermemiz gerekiyor. Önümüzdeki ay bir aydan az bir zaman kaldı. Mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Artık vakıf ve dernekler e, protokol iftarlarını iptal etsinler. Zaten ederler diye düşünüyorum hı hı. ama ben de buradan bir kez daha hatırlatayım. <laughs> yani büyük otellerde büyük etkinlikler yapmasınlar orada yapacakları etkinliklerin bütçesiyle bu deprem bölgesinde iftar hı hı. organizasyonları, yardım organizasyonları yapsınlar. Burada tabii bir büyük bir koordinasyona da ihtiyaç var. Yani bunu da tabii devletin yapması gerekiyor. Kızılay'ın, AFAD'ın. Nitekim yaptıklarını da görüyoruz. Yani bunları söylerken hiçbir şey olmuyor da biz yapın filan demiyoruz yanlış anlamasın dinleyenler de. Zaten yapılıyor ama biz de bir hatırlatma yaparak bunu tekrarlamış oluyoruz bir koordinasyon içerisinde vakıfların, derneklerin kendi imkan ve kabiliyetler ölçüsünde sınıflandırarak bölge ayrımı da yapılarak hangi konuda kabiliyetleri varsa o konuda istifade edilmesi lazım. Evet. Bu da bize bir yeni bir fırsat penceresi de açmış oluyor. Artık buradan daha örgütlü, daha disiplinli, daha önce küçük ölçekli felaketlerden başarıyla çıktığımız gibi Şimdi de yani ortak kıyamet diyebileceğimiz aslında yani insanın ölmesi küçük kıyamettir. Toplumun ölmesi evet. orta kıyamettir ama bu o kadar büyük bir felaket ki ben bunu bir ortak orta kıyamet. kıyamet olarak da değerlendirebiliriz. Bu kıyametten kurtulmanın yolu bundan sonra yaraların sarılması bir de insanların boş kalmaması gerektiğini de düşünüyorum. Ekonomik faaliyetlerin mutlaka devam etmesi, artık biraz normalleşmeye doğru gidilmesi gerektiğini, rehabilitasyon için kültür sanat faaliyetlerinin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir arkadaşım beni telefonla aradı, bir tiyatrocu arkadaşım. Dedi ki abi şeydeyiz, Maraş'tayız dedi, çocuklara gösteri yapıyorum. Yani kendisi de çocuklar gibi. Hı hı mutluydu mutlu. ve çocuklar da çok mutlu olmuşlar. Mesela böyle tiyatro etkinlikleri, kitap okuma yarışmaları mesela çadır kentlerde mutlaka yapılıyordur ama bir kütüphanenin kurulması, zaten ibadet merkezi mutlaka vardır. Bir etkinlik alanının, bir sahnenin, bir müzik etkinliğinin falan yapılması şöyle düşünülmesin. Yani zaten acımız var. Bunlar olur mu? Şimdi bir taraftan evet. da ya ne yapıyorsun? Oyunu eğlence. Bir sürü acımız var, yasımız var. Ama Tolga Bey hayatta bir taraftan hayatta devam, devam ediyor edeyim. ya. Yani. yani bir şekilde kalanları gidenler gitti. Onların amel defteri bu tarafta kapandı. Öteki tarafta yaptıklarıyla muhatap olacaklar ama sınav kalanların sınavı kalanları bizim daha iyi yaşatmak bu psikolojiden Hızlı bir şekilde kurtarmamız lazım. Bunu hepimiz lazım. biliyoruz tabi ama bu söyledikleriniz muhtemelen videonun altındaki yorumlarda biraz tepki alacaktır. Yani ama <laughs> almaması. Hayır almaması. Altında. da şöyle. O ama ya, ne evet, yapalım peki? Doğrusu bu. Ölüm bir gerçek. Yani Ezrail bir yerde bir gün hepimizi yakalacak. yakalayacak. Protokolümüz mu var Ezrail'in? <laughs> Şu kadar fazla yaşayacağız. Bir dakika sonra biz de Allah muhafaza e, Ezrail ecelimizi <laughs> Doğru. teslim edebiliriz yani. O yüzden kimsenin garantisi yok ki. Kimsenin Ezrail'le protokolü de yok. <laughs> Ölüm bir gün mutlaka kapımızı çalacak. Bu kardeşlerimizi böyle bir zamanda yakaladı. Böyle bir zamanda ruhlarını teslim ettiler. Ama biz bundan sonra imtihan kalanların imtihanı. Evet, doğru. Kalanları normalleştirmek, hayata katmak. Bir de bu bölge ekonomik olarak Türkiye'nin ikinci ekonomik zonu diyebileceğimiz bölge. Birincisi Marmara bölgesidir üretimde zirve, sanayide zirve, ticarette zirve olan bir bölgedir. Marmara bölgesi. İkincisi de bu bölgede. Bu bölgenin diğer bir de da Bereketli Hilal'in kuzey ucudur burası. Evet. Yani tarih boyunca burası hep bereketli olmuş. Tarımı tarımıyla, sanayisiyle eskiden tarım bölgesi. Burada çok güzel işte Antep'in fıstığından, baklavasından, Maraş'ın Biberinden değil mi? Yani baktığımız Doğru. zaman bu bölgede bin bir çeşit, çok Zaten güzel ürünlerin binler, olduğu bir şey. Binlerce şeyleri. yılda bir sürü medeniyet o bölgede yerleşmiş. hem Evet. Tarım alanları var. Tamam, dağlar da var ama tarım alanları var. Doğu ile batı arasında bir geçiş yolu. Tabi. Medeniyetler burada kurulmuş haliyle sürekli böyle etkileşim halinde olunca bölge de çok gelişmiş. Çok gelişmiş. Bir de son yıllarda marka şehirler ortaya çıktı. Bütün bu şehirler Türkiye'nin aslında marka şehirler, çok önemli şehirler. Yani Antep yani son yılların muhteşem şeyini yaptı. Kahramanmaraş mütevazi ama çok büyük bir atılım yaptı. Şanlıurfa öyle, Hatay öyle, Kilis öyle, Malatya öyle. Bu bölgede inanılmaz bir e, ekonomik yükseliş oldu. Bunu da sürdürmek gerekiyor. Burada şunu da hatırlatmam lazım. Çadır kentleri sanayi bölgeleri yakınla kurmak gerekir. Eğer fay hattında değilse tabii tekniğinden biz anlamayız Hı -hı. ama. Yani çünkü insanlar çadır kentten çıkıp, konteyner kentten çıkıp fabrikaya gitmesi lazım. Akşama kadar çadır kente, konteyner kente duran bir insan ayrı psikolojik sorunlarla karşı karşıya gelecektir. Onun için insanları bir şekilde... Meşgul etmek lazım. E, fabrikalar, üretim alanlarında eğer ciddi hasar olmayan yerlerin hemen devreye girmesi lazım. Yani acının üzerine oturup sürekli ağıt yakmanın bir sonuç getirmesi mümkün değil. Gerçekten acımız büyük ama acıyı hafifletmenin yolu bir an önce hızlı bir şekilde normal, normal geçme. hayata geçmekten geçiyor. Analiz gündemde Safil Kuralay'la beraber deprem ve sosyolojik etkileri üzerine konuştuk. Yeni bölümde tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.